Herkese merhaba arkadaşlar. Asumancı Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere bamyanın salyalanmadan, kararmadan buzluğa nasıl koyulacağını anlatacağım. Bamyanın salyalanmaması için 3 önemli kural vardır. İlki bamyanın temizlenme şeklidir. Keskin bir bıçak yardımıyla bamyamızın baş kısmını bir kalem tıraş açar gibi kenarlarını soyarak temizliyoruz bamyamıza kalem tıraşlı açılmış gibi bir şekil veriyoruz. Eğer bamyamızın alt kısmında da kuruyan veya kararan yerler var ise çok küçük olacak şekilde incecik şekilde onu da kesiyoruz. Bamyalarımızı temizlediğimize göre ikinci önemli kural olan tuzlama işine sıra geldi. 750 gram bamyam var. Üzerine tepeleme 2 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bamyalarımı ezmeden ovuyorum. Böylece hem kararmasını engelliyorum hem de bamyanın tüylerinden kurtulmuş oluyorum. Özellikle ezmeden yapacağız ki yine bamyamız salyalanmasın diye tüm bamyaların tuzlandığından emin olduktan sonra ise yıkama vakti geldi. Bamyalarımızı bir süzgeçin içine alalım. Yukarıdan ise musluğumuz açık kalsın. Bamyalarımızı 2-3 kere tuzlarından kurtulacak şekilde fazla hırpalamadan güzelce yıkayalım. Bamyalarımızı temizlemeden önce ise bir tencereye kaynar suyumuzu alalım. Suyumuzu kaynatmaya başladıktan sonra ise üzerine bir tatlı kaşığı limon tuzumuzu ekleyelim. Kattığımız limon tuzu ile birlikte birkaç dakika daha kaynayan suyumuz yine bamyamızın salyalanmasını engelleyecek. Suyunu süzdürdüğümüz bamyaları ise bu suyun içine alıyoruz. Sadece 2-3 dakika kadar bamyalarımızı suyun içinde bekletiyoruz. Suyun yüzüne çıkan bamyalarımızı bir kaşık yardımıyla suyun dibine batırarak 2-3 dakika kadar kaynatmaya, pişirmeye devam ediyoruz bamyalarımızı şokladığımıza göre artık suyunu da süzebiliriz. Bunun için yine bir süzgeç kullanacağız. Süzgeçten bamyalarımızın suyunu süzdürüyoruz ve bamyalarımızı soğumaya alıyoruz. Tamamen soğuduğu zaman ise artık kutularına koyabiliriz. Tamamen soğuyan bamyalarımı evet göstereyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde salyalanma olmadı. Suyundan da anlaşıldığı gibi hiçbir şekilde salyalanma olmadı. Artık kutularına koyabiliriz. Ben kutu olarak peynir kutuları kullanacağım. Elili veya yüzü paketler halinde satılıyor. Peynir kutularına bamyalarımı yerleştireceğim ve derin dondurucuda Hem fazla yer kaplamamış olacak. Derin dondurucuya alarak muhafaza edeceğim. Hepinize afiyet olsun. Şifalar olsun efendim.